Merhaba değerli danışanlarım. Ben Psikoterapi TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere utangaçlık nedir, utangaçlık nasıl yenilir bunu anlatacağım. Utangaçlık, kişilerin var olan potansiyellerinin tam olarak aktarmalarına engel olan duygu durum halidir. Yani utangaç bir insan kendisine var olan potansiyelini sunmak için, var olan potansiyelini aktarmak için veya bir girişimde bulunmak için kendisini geride tutar. Utangaç kişiler genellikle bir ortama girmekte zorlanırlar, kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Kendileriyle ilgili bir konuda, bir kalabalık ortamda özellikle veya sahneyle ilgili bir hususta sürekli geride dururlar. Kendilerini ifade etmekten kaçınırlar ve bununla beraber birçok girişimde bulunmaktan vazgeçerler. Hatırlarsanız etrafınıza, örneğin çocukluk döneminizi hatırlayabilirsiniz veya etrafınızda sınıftaki arkadaşlarınızı hatırlayabilirsiniz. Hatta üniversitede veya şu anda işte çalışıyorsanız var olan işinizde bile bazı insanların diğerlerine göre daha utangaç olduklarını görürsünüz. Örneğin utangaç kişiler neler yaparlar? Birileriyle konuşmaktan vazgeçerler veya hiç konuşmamazlık yaparlar. Kendilerini ifade edemezler. Bir soru sorulduğunda tam olarak cevap veremezler. Herhangi bir ortama girdiklerinde kendilerini belli edemezler. Bazen isimlerini bile sorduğunuzda tam olarak söyleyemezler. Utangaçlık o kadar ciddi bir konudur ki henüz çocukluk döneminde temelleri atılır ve o dönemde doğru tedbirler alınmazsa kişiyi hayat boyu peşinden sürükleyebilir. Utangaç kişiler genellikle hayatlarında başarısız olurlar, sosyal ilişkileri zayıftır, duygusal ilişkilerde zorluk çekerler. Anne ve babalarıyla veya eşleriyle, sevgilileriyle, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla sürekli ilişkilerinde geride kalmayı, alttan almayı ve sürekli ezilen durumda olmayı kabullenirler. Peki utangaçlık nasıl yenilir? Değerli danışanlarım, utangaçlığı yenmek için birkaç adıma dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi, kendinizi test etmelisiniz. Bu videomuzun sağ bölümüne bir utangaçlık testi koyuyorum. Bu testi çözün ve gerçekten utangaç mısınız değil misiniz? Önce buna bir karar verelim. Zira agorafobi ile yani sosyal fobi ile utangaçlık birbirine karıştırılabiliyor. Yine sosyal fobi yani agorafobinin de linkini buraya koyuyorum. Onu da incelemenizi tavsiye ederim. Gelelim utangaçlığı nasıl yenileceğine. Utangaçlığınızı yenebilmeniz için size bir formül önereceğim. Bu formülümüzde temel nokta ilk önce kendinizi tanımanız. Eğer kendinizle ilgili değerlendirmenizi yaptıktan sonra utangaç olduğunuza karar verdiyseniz veya en azından bunu tespit ettiyseniz birinci adım hangi durumlarda en çok utangaçlık yaşadığınızı sıralamanız. Evet, utangaçlık yaşadığınız en çok sizi zorlayan noktaları lütfen sıraya dizin. Ardından bu utangaçlığınıza sebep olan durumun kendinizle mi ilgili yoksa bulunduğunuz çevreyle mi ilgili olduğunu tespit edelim beraber. Yani siz normalde yolda yürürken de utangaçlık mı yaşıyorsunuz? Yoksa kalabalık bir ortama girdiğiniz zaman mı utangaçlık yaşıyorsunuz? Utangaç olup olmadığımızı öğrendik. Utangaçlığımızın nedeninin bizden mi yoksa çevremizdeki kalabalıktan mı kaynaklandığını da öğrendik. Sırada utangaçlık sırasında neler yaşıyoruz? Örneğin sesimiz mi kısılıyor? Kendimizi ifade mi edemiyoruz? Ellerimiz mi titriyor? Boğazımız mı düğümleniyor? Bunlarla ilgili vücudumuzda görülen bedensel ve psikolojik tepkileri öncelikle değerlendiriyor. Utangaçlığın bizde yarattığı bedensel ve psikolojik tepkileri değerlendirdik. Sırada utangaçlık durumunda bu duyguyu yaşadığımızda neler yapacağımıza geldik. Birincisi, kendimize değer vermeyi öğrenmeliyiz. Evet, utangaç kişilerin çoğu kendilerini değersiz görürler. İkincisi, önemli olan başarılı olduğumuz özelliklerimizi göstermeye çalışmalıyız. Öncelikle utangaçlığımızı yenebilmek için iyi ve kötü olduğumuz alanları tam olarak tespit etmeliyiz. İyi olduğumuz alanlarla ilgili faaliyetlere daha çok katılmaya çalışmalıyız. Kendimizi ifade etmemizi kolaylaştıracak hobiler edinmeliyiz. Bunun en başında da tiyatro gibi sahne sanatları ile ilgili konuları tercih etmeniz geliyor. Zira topluluk önünde konuşmak ve topluluk önünde bir performans sergilemekle ilgili yapacağınız çalışmalar utangaçlığınızı yenmenizi kolaylaştırır. Mümkünse kendinizle ilgili yanlış değerlendirmeleriniz varsa bunları objektif bir şekilde düzeltecek kişilerle iletişim haline geçmeniz gerekiyor. Bunlar bizim gibi profesyoneller de olabilir, çevrenizdeki sizi objektif olarak değerlendirebilecek kişilerden de fikir alabilirsiniz. Mutlaka girişimde bulunmaya çalışın. Örneğin bir kalabalık gördüğünüz zaman
merhaba demek için kendinizi zorlayın. Veya sınıfta örneğin bir ders işliyorsanız, bir ders işleniyorsa bu konuda en azından basit olan bölümlerde soruları cevaplamak için parmak kaldırmayı unutmayın. Utangaçlık hem sizin kendi içinizde yaşadığınız hem de çevreyle etkileşimde bulunduğunuzda zaman zaman artan bir durum, zaman zaman ise azalan bir durumdur. Bakın bakalım hangi durumlarda utangaçlığınız artıyor ve bu durumda neler yaparsanız bunu azaltabilirsiniz. Örneğin otobüse bindiğinizde utangaçlığınız artıyorsa otobüste daha çok hangi bölümde olduğunuza dikkat edin. Otobüsü hangi saatlerde kullandığınıza dikkat edin. Otobüs dışındaki ulaşım araçlarında örneğin yanınıza oturduğunuz kişiye bir gün günaydın demeyi veya gülümsemeyi deneyin. Bakın bunlar genellikle sizin utangaçlıkla baş edebilmeniz için girişimciliği öğreten pratik önerilerdir. Eğer siz utangaçlığınızdan kurtulabilmek istiyorsanız girişimci olmalı, cesur adımlar atmalı, hayır diyebilmeli, insanlarla sosyal ilişkilerinizi geliştirebilmeli ve kendinizi doğru değerlendirebilmelisiniz. Utangaç kişilerin en büyük yaptıkları hatalardan bir tanesi de kendilerini doğru değerlendiremedikleri için sürekli değersizleştirme haliyle kendilerinde olmayan özellikleri de sanki varmış gibi göstermek. Örneğin sesi çok güzel olan birinin sırf utangaçlığı sebebiyle sürekli sesinin kötü olduğunu düşünmesi ve sesinin güzel olmasına rağmen örneğin bir ortamda bir şarkı söylemekten çokça çekinmesi. Diğer kişilerin, etrafındaki insanların onunla dalga geçeceğini düşünmesi. Veya benim gibi böyle bir kamera karşısında konuşmaktan çekiniyorsanız, utangaçlığınız buna izin vermiyorsa geçin bir kamera karşısına ve kendinizi ifade etmeye başlayın. Utangaçlık hayatınızda hangi problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir? Arkadaşlar, utangaçlık en başta sizin kendinize olan güveninizi zedeler. Sonrasında iş hayatınızda çeşitli problemlerle karşılaşmanıza sebep olur. Fırsatları kaçırmanıza sebep olur. Girişimciliğinizin artmasını engellediği için başarılı olmanızın önünde engeller ortaya çıkarır. Sosyal ilişkilerinizi zayıflatır. Sevdiğiniz insanlarla daha çok zaman geçirebilmenize engel olur. Hayatta kendinize karşı duyduğunuz öz saygınızı zedeler ve bununla beraber mutsuzluk oranınızı artırır. Bu da sizin çeşitli ruhsal problemler yaşamanıza neden olur. O yüzden gelin lütfen beraber utangaçlığı yenelim. Utangaçlık bir davranış şeklidir. Bir hastalık değildir. Psikolojik bir sorun değildir. Utangaçlık sizin yanlış bir davranışı devam ettirmenizle katlanarak artan olumsuz bir davranış şeklidir. Bu davranış şeklinden de kurtulmak sizin elinizdedir. Size güveniyorum. Lütfen siz de bugün hemen bir adım atarak örneğin bugün hiç tanımadığınız birine merhaba diyerek utangaçlığınızı yenme üzerine küçük bir adım atmaya başlayın. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve videonun altındaki yorumlar bölümünde değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.